Kendimi zorlayacağım yani. Kahve iyi de yanında kek var aslında. Burada bir sürü mayonez ve ketçap da var. Bugün botanik bahçemize geldik. Hepinize yeni bir vlogtan daha merhaba arkadaşlar. Bu haftanın benim için dolu dolu geçeceği bir hafta olacağını düşündüğüm için tam kuramadım cümleyi ama siz anladınız. O yüzden dolu dolu bir vloga hoş geldiniz. Bugün ben öncelikle bir yemek yiyerek başlayabilir miyim arkadaşlar? Böyle bir döner sipariş ettik. Buradan ilk defa sipariş ettik. Bakalım nasıl olacak? Tadını merak ederim. Bu arada menü sipariş ettik. Böyle kolası ve patates kızartması yanında geliyor. Ben patates kızartmasına da bayılırım. Bir patates kızartmasının tat testini de yapalım merak ediyorum. Açıkçası çünkü önemli. En önemli unsur. Bir dakika. Burada bir sürü mayonez ve ketçap da var. Böyle bir sürü göndermişler. O yüzden de çok sevinçliyim. Kolamızı da açalım. Vallahi çok açım. Günlerdir hiçbir şey yememişim gibi açım bu arada. Çünkü bayağıdır dışarıdan yemiyordum. Bir haftadır. Yok, iki haftadır falan. 2-3 haftadır dışarıdan yemiyordum. Bu arada biz döner gurmesiyiz. Nasıl diyeceksiniz? Bizim buradaki tüm dönerleri denedik ya. Dışarıdan da denedik. Hep her yerden denedik. Patatesler var. Şu kadar. Ketçap çıkarayım. Patates yumuşak. Daha iyi olabilirdi ama. Fena değil ya. Yumuşak ama. Yenir, yenmez değil yani. Later. Şimdi akşam oldu ve kardeşimin aldığı bu drajelerden deneyeceğim. Yeni çıkmışlar galiba çünkü ben daha önce görmemiştim. Buna benzerlerinin muadillerini görmüştüm tabii ki, hani dinozor yumurtası vesaire şeklinde. Ama bu Cosby markasının daha önce görmemiştim. Bu kalp şeklinde olan. Hemen açıp bakalım. Tanesi de 5.75'miş. Bence gayet uygun. Bu arada açma yeri varmış. Neyse. Ya çok tatlı. Nasıl göstereceğim? Gösteremiyorum. Şöyle ben ufak bir halini alıp göstereyim size. Şunu da göstereyim. Bu kalp benden size. Çok sevdim. Bu onun eskiden yediğimiz yuvarlak drajeler var ya. Onlardan hiçbir fark yok. Rengarenk yuvarlak drajeler olurdu. Silindir kutunun içinde. Tadı birebir aynı. Bir değişiklik yok. Şuna bakalım. Çikolatası da falan da aynı yani, o yüzden. Peki bu vlogun full yeme vlogu olması. Öyle tahmin etmemiştim ama öyle gelişti. En çok bu benziyor dinozor yumurtasına. Netleyecek misin? Şunlar da var ama bu renksiz. Belki renkli olabilirdi. Çünkü genelde alacalı oluyor. Şunda da hafif renkler var. Bu çok canice. Muadilinde yemiştim. İçi de birebir aynı, bir farklılık yok. Var mı diye baktım tadına. Neden canilik dedim? Çünkü cidden içi yumuşak. Tam bir dinozor yumurtası yiyormuşum gibi bir jöle var. O yüzden. Ve en sevdiğim, en beklediğim kitap geldi. Bunun da videosunun başlangıcını çektim ve okuyorum şu anda. Kaçıncı sayfada olduğumu söyleyeyim. 55. sayfadayım. Ya daha başındayım yani. Ama güzel ilerliyor. Işıl ışıktan hiç şüphem yok. Çünkü onun yazdığı ilk 3 kitaba zaten hayrandım.
Buna da hayran kalacağıma eminim. Zaten gayet gizemli bir kitap. Bilmeyenler için Işıl Işık polisiye gerilim romanı yazıyor. Ay, korku polisiye romanı yazıyor. O yüzden bu türde roman sevenler kesinlikle Işıl Işık'ı da sevecektir. Bu video keşke bir günde neler yiyorum içiyorum çekseydim keşke. Hakikaten öyle oldu. Şimdi bir kahve yapmak istedim. Ara öğünlerimi sıklaştırmak istiyorum çünkü kilo almak istiyorum. Kendimi zorlayacağım yani. Kahve iyi de yanında kek var aslında. Keki zorlayacağım. Yoksa canım istemiyor. Böyle bünyem almıyor yani. Zaten ben bu kahve tarifini göstermiştim daha öncesinde. Shorts'ta. İzlemeyenler onu izlesin. Tekrardan tarif vermeyeceğim. Buzlarımızı çıkaracağım. Koyacağım şimdi bardağı. İnşallah çıkarabilirsem. Annem az önce kek yapmıştı. O yüzden bitti. Ay, çok güzel oldu ama bence. Şöyle iyice karıştıralım. Şimdi tadım testi. Sütü fazla bile olmuş. Kahve bir tık az olmuş. Kahve ben öncekinde çok oluyor diye az koydum bu sefer. Neyse, süt iyidir. Kahveyi de çok içmeyelim zaten. Az kahveli olmuş. Renginden de anlaşılacağı gibi. Kekimiz de burada. Bu kek tahin pekmezli. Denemediyseniz mutlaka deneyin. The next day. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün botanik bahçemize geldik. Biliyorsunuz dedemgilde botanik bahçe var. Bilmeyenler için de şu an öğrendi. Böyle full. Biraz burada takılacağız. Mantar toplayacağız. Şu mantarlara bakar mısınız? Harika görünüyorlar. Bizim bahçede çıktı yine. Ve mantarımızın bile olması çok güzel bence. Başlayalım daha doğrusu. Tatları efsane oluyor bu arada. Denen de onaylandı yani. Bilemeyeceğim. İstiridye mantarına benziyor biraz. Evet. Later. Videonun başlığı belli oldu. Ben şimdiden söyleyeyim size. Diğer günün akşamındayız bu arada. Tüm gün neredeydim? Dedem yedeydim. O yüzden hani yediklerimi gösteremeyeceğim. Gösteremedim pardon. Bir sabah mantar toplarken gördünüz beni. Onu mantar sote yaptık. Öyle söyleyeyim. Annemin Halloween için yaptığı cupcake'lere bakın. Kanlı göz. Aşırı güzel duruyor. Ve
Böyle beyinlerimiz de var. Çok iyi değil mi? Ben tatlarına baktım az önce. Shorts videosu için. Aslında çok bir zorluğu yok yapımının. Renklerine göre krem şantiyi ayırmanız gerekiyor. Ve ona göre duyular takmanız gerekiyor içine. Bir de kanlı gözden yiyeyim. Burada blogda görsem şu an. Tariflerin linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan nasıl yapıldığına ulaşabileceksiniz. Pardon. Hamburgerlerimiz hazır. Şöyle dur göstereyim. Biz yaptık bunları. Kolaylıkla yapabiliyoruz ya, evde kıyma olduğu için. Akşamın menüsü bu yani. Tamam, bir yer bakayım. Olmamış hamburger. Ama ya elinde hamburger böyle ısırılmış şekilde tutmam hoş durmuş. Bakın. Şu düğüne bak. Kendi kendime güldüm. Sil çabuk al. Bunu da sil. Çekememişsin hiç bak. Hayır ben güzel bir avlandığını biliyorum. Ya en iyisi ısırdığın ya. Yine editten geliyorum. Çünkü videonun kapanışını yapmadım. İlerisi devam olur diye düşündüm ama baktım ki video aşırı uzadı ve cidden dolu dolu bir yemek videosu oldu sadece. Sırf sanki bu hafta ne yediğimi göstermişim gibi oldu. O yüzden başlık büyük ihtimalle bir hafta boyunca ne yedim olacak. Vlog diye başlatmıştım aslında ama böyle gitti. Umarım siz yine de beğenmişsinizdir. Böyle bol bol yemekli videolar gelmesini istiyorsanız da aşağıda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama onun öncesinde kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.